Genç Ay TV ekranına hoş geldiniz. Enflasyon gündemle ekonomiyi ve yerel seçime hazırlanan siyaseti Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Sayın Cem Toker ile konuşmak istiyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Cem Toker. Hoş bulduk, iyi günler. Sağ olun, sağ olun efendim. Sayın Cem Toker, Temmuz 2023 enflasyon oranları geldi. TÜİK'e göre %47,83 olan enflasyon, ENAG'a göre bağımsız kuruluş %22,8. Siz hangisine inanırsınız? Sizce enflasyon kaç? Ben bunu geçen sene yine bu tartışmalar varken kendi 650 bin kişilik Twitter hesabımda bir anket gibi sordum. Bilimsel değil tabii ama her 10 cevabın 9'u ENAG'a inandığını söyledi. Zaten devletin rakamlarına uzun zamandır bir şüpheyle bakan bir toplum var, bir millet var. Ben de Ankara'dan çıkan hiçbir rakama inanmıyorum. Covid'den beri bilhassa hatırlayın. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği rakamların doğru olmadığı ortaya çıkınca yok biz vaka sayısı dedik, hasta sayısı dedik, ölümleri gizliyorlardı falan. Daha geçen gün bakın Türkiye bilmem kaç bin yıllık devlet geleneğine sahip ülkeden bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nden. Mayıs ayında İçişleri Bakanı diyor ki Türkiye'de 77 PKK'lı terörist kaldı diyor. Temmuz ayında yeni İçişleri Bakanı diyor ki son 3 ayda 119 terörist öldürüldü diyor Türkiye'de diyor. Yani aklına gelen bir rakam atıyor. Tabii tek adam rejiminde bütün kurumlar Cumhurbaşkanı'na bağlı olduğu için devletin kurumlarının yayınladığı rakamlar da buna seçim rakamları da dahil insanlar şüpheyle bakıyor. Ben de bu ülkede yaşıyorsam, ben de çarşıya pazara gidiyorsam bir ürünün geçen sene ne olduğunu, filenin kaça dolduğunu, bu yıl bir sene sonra kaça dolduğunu görüyorsam TÜİK'in rakamına güler geçerim. Esas sorun, şimdi bizi izleyenler merak ediyorlarsa bir şey paylaşacağım. Buyurun. Bu %48 bugün itibarıyla dünyadaki 193 ülke arasında en yüksek, dünyada en yüksek 8. enflasyon. Bizden 7 tane daha ülkenin, Arjantin, Surinam, Sudan, Zimbabwe, Suriye, Lübnan, Venezuela bizden daha yüksek. Ondan sonra biz geliyoruz. Ama esas şunu da anlatayım. Çevremize bakalım, komşu ülkelere. Gürcistan'da enflasyon kaç biliyor musunuz üstadım? 0,3, %1 bile değil. Ermenistan'da kaç enflasyon biliyor musunuz? -0,1. Fiyatlar binde bir düşmüş. Bırakın artmayı. Binde bir düşmüş. Neden oraya pandemi uğramadı mı? Uğramadı mı? Yani ya, Ukrayna-Rusya savaşının etkisini görmediler mi? Bir de mu? Hani eski SSCB ülkeleri bunlar. Bravo, bravo. Yunanistan'da %2 bile değil. 1,8. Biz 48-50'den bahsediyoruz. O da resmi rakam. Ürdün'ü alalım ya. Küçük Ürdün'ü alalım. 1,17. Ben bugün girdim bu sabah. Ve anında güncelleniyor. Ve yaklaşık 20 milyon ekonomik veriyi dünyadan toplayıp değerlendirip listeleyen bir siteden, bir kurumdan bahsediyorum. İsrail 4,2. Bulgaristan, o da komşumuz, %10 bile değil. %8. Türkiye Cumhuriyeti de şimdi nedenini soralım. Yani ben şunu iddia ediyorum ki dünyanın en kötü ekonomi yönetimi tarafından yönetiliyor. Ve bizi bu duruma getiren zihniyete de seçmen sandıkta eyvallah abi bir 5 sene daha bir böyle yönet bizi dedi. Şimdi kafasını isterse duvarlara vursun, vıdı vıdı yapsın. Siz de her sabah program yapın. Ekonomi ne zaman düzelir, enflasyon ne zaman... Bitti. 57,5 ay var seçime. Bu da güzel haber. Türk milleti sabırlı olsun. 57,5 ay sonra sandığa gider. Belki Kemal Kılıçdaroğlu 26'lı 16'lı masa kurar o zaman. Durumu kurtarır. Bu da ironi olsun.
Yani demek istediğim o kadar kötü yönetiliyor. Bu dünyanın her yerinde enflasyon olsa Türkiye'de olmaması lazım. Türkiye'de her malın bolluğu olması lazım. Türkiye öyle bir coğrafya, hep söylüyorum ben bunu, yıllardır söylüyorum. Ya biz Sahra Çölü'nün ortasında bir ülke değiliz Emre Bey. Biz dünyanın en zengin coğrafyasındayız. Doğumuz dünyanın en zengin enerji havzaları, batımız dünyanın en zengin ekonomik birliği. Biz tam bir şeyiz ya, lojistik merkeziyiz. Üç kıta arasında. Avrupa, Asya, Afrika. Yani biz hiçbir şey üretmesek yine fakirleşemeyiz. Ama para kaçtı, sermaye kaçtı, bütün dünyayı karşımıza aldık. Ben ekonomik kriz olduğuna inanmıyorum Türkiye'de. Rejim krizinin, Erdoğan yönetiminin krizinin, tek adam rejiminin ekonomiye yansımalarını yaşıyoruz. Bizim niye fabrikalarımız duruyor? Çalışan nüfusumuz duruyor. Eğitimlisi de var, kalifiye olmayan iş gücümüz de var. İhracat imkanımız var. Covid'den sonra dünya trilyonlarca dolar paraya boğuldu. Trilyonlarca euro paraya boğuldu. Dünyada para bol. Ama biz o kadar yüksek faizle borçlanıyoruz ki o bile Türkiye'deki rejim krizinin göstergesidir. Adam Yunanistan'a %1'le borç verirken sana niye %11-12 ile borç veriyor? Bir düşün bakalım. Siz birisine borç verirken düşünürsünüz, bu adam bana geri ödeyebilecek mi diye. Onun için Mehmet Şimşek'miş efendim, Gaye soyadı ne? Erkan. Erkan. Ha. O gelmiş, bu gitmiş. Amerika'dan, İngiltere'den onu getir, bunu getir. Hiç fark etmez. Zihniyet değişmediği müddetçe. Sadece ekonomi yönetimi değil. Hukuk yönetimi, dış politika yönetimi, sosyal politikalar yönetimi. Bu zihniyet adalet yönetimi. Bu zihniyet değişmediği müddetçe isterseniz 10 tane Nobel ödüllü ekonomist getirin, ekonomiyi düzeltti. İmkan yok. Ve bu hatalar hocam Emre Bey bir gecede olmadı. Türk milleti uyanamadı. Uyarılar yapıldı, uyanamadı. Filmi 10 sene geriye sarayım sizler için. Buyurun. İzleyenler için. Türkiye'ye bir uyarı geliyor. Dünyanın en itibarlı finans çevrelerinden. 2013'te diyorlar ki 5 tane ülke var. Çok kırılgan ekonomi bunlar. Bunların içinde en kırılganı da Türkiye. O zaman Türkiye'yi yöneten ve ilgili bakan Mehmet Şimşek ne diyor biliyor musun? 1,5 milyar dolarlık, bak rakama bak. 1,5 milyar dolarlık sadece makam arabası şatafatına, o bizim için çerez parası diyor. Evet. Erdoğan onun patronu ne diyor? Biz diyor itibardan tasarruf olmaz. Sarayı görenler, Türkiye ne büyük devletmiş. 10 sene sonra Arap kabilelerine gidiyorlar. Ne vereyim abime? Birkaç atar mısın birkaç milyar diye. İtibarsızlık bu işte. İtibar 747 ile 7 uçakla Kıbrıs'a gitmek, yazlık kışlık saraylar yapmak değil. Arap kabilesine birkaç milyar dolar için gitmemektir esas ülke itibarı, ama anlatamadık Türk milletine. Bu kafaya devam dediler. Devam etsinler bu kafada, bakalım ne olacak. Cem Bey, siz 57,5 ay var diyorsunuz ama Doğu Perinçek'in sosyal medyada tartışılan bir açıklaması var, cümlesi var. Şöyle demiş Perinçek, Tayyip Erdoğan yönetiminin sonuna geliyoruz. Bu çok açık. 2-3 yıl içinde Türkiye'nin büyük köklü değişiklikler yaşayacağını görüyorum. Koşullar bunu zorluyor. Yakın zamanda bir erken genel seçim olur mu sizce? Nasıl olacak ki? Erdoğan koltuğu mu bırakacak? Erken seçime götürerek ülkeyi bir daha aday olamayacağını. Gerçi onu da ayarlarlar ama yani Aman mağdur olmasın diye muhalefetin de sesi çıkar. bravo. Ben öyle bir erken genel seçim falan görmüyorum. O herhalde gündeme gelmek için bir söz olabilir ama daha yeni yapıldı seçim. Ha, 2-3 yıl içinde esas şeyin Bahçeli'nin bir sözü varmış. Bugün kulağıma geldi. Belki birkaç gün önce söyledi bilmiyorum ama Türkiye'de büyük değişiklikler bekleniyor. Umarım o kadar büyük olmaz bu değişiklikler falan filan. Yerel seçimden sonra anayasa değişikliği mi gündeme gelecek? Rejim değişikliği mi gündeme gelecek? Ne yapacaklar onu bilmiyorum.
Ki seçim gecesi konuk olmuştunuz yayınımıza ve orada şunu söylemiştiniz. Hilafeti oylatacaklar. Bu olabilir mi acaba Bahçeli'nin Bana sürpriz kaygısı? olmaz. Son hedefleri o. Yıllardır bunun altyapısını hazırlıyorlar. Ümmetin liderliği yok. Oraya git cami yap, buraya git cami yap. İşte yok Arakan Müslümanlarına yardım gönder. Yok Bosna'ya yardım gönder. Arnavutluğa deprem konutları yapmalar. Cibuti'ye cami yap bilmem ne. Yani bu bir de ben eğer Büyük Orta Doğu projesi denilen proje hala yürürlükteyse onu kimse sormuyor. Ne Amerikalılara soruyorlar ne Ankara'da soran var. Büyük Orta Doğu projesi denilen proje hala masadaysa ve yürürlükteyse ben Amerika'da 20 sene önce makaleler okudum. Halifelik geri gelmelidir diye böyle düşünen think tankler var. O think tankler de Amerikan politikalarına, Amerikan politikaları da İsrail politikalarına yön vermektedir. Ha, bu böyle kafa kola aldıkları, ikna ettikleri Türkiye'de naif siyasetçiler olabilir. Bir halife yaparız, maparız ayağına. Ya, bu bana sürpriz olmaz. Hiç şaşırmayacağım. Hatta ben şunu da söyleyeyim. Ben bunu dile getirdikten sonra TRT ekranlarında söyledim ben bunu. 2015'te, 8 sene önce. Ondan 5-6 ay sonra bunların has adamı Abdurrahman Dilipak Akit'te bir köşe yazısı yazdı. O sarayın dedi 1000 küsur odalı olmasının bir nedeni var dedi. Halifelik ilan edildiğinde her İslam toplumuna bir oda tahsis, bir çalışma odası tahsis edilecek falan dedi. Yani işte Ayasofya'ydı, oydu, buydu. Bu göçmen politikası, sığınmacı politikası falan. Bunlar bana bunu işaret ediyor parçaları yan yana koyduğum zaman. Bunu bir anayasa değişikliği şeklinde yapar mı yapmaz mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclise taşıdığı siyasal İslamcı partiler buna destek verir mi vermez mi? O zaman işte cümbüş başlar yerel seçimden sonra. Sayın Toker, yerel seçim var önümüzde. Önce şunu sorayım, yerel seçimle birlikte bir genel seçime gider miyiz? Hani ekonomide bir kriz yaşanırsa. Çünkü Mehmet Şimşek de demişti ya bu yerel seçim bir an önce olsa da bitse de bir görsek önümüzü falan böyle bir cümlesi olmuştu. Bir de şunu sormak isterim yerel seçimle ilgili yine. AKP ve Cumhur İttifakı'na oy verenler artık elim kırılsaydı demeye başladılar. Bir daha oy vermeyeceğim demeye başladılar. Ama öbür tarafta da muhalefete oy verenler de Kılıçdaroğlu gitmeden beni bile aday gösterseler oy vermem diyorlar mesela sizin gibi. Bunlardan biri de benim. Evet. Valla siyasette şu anda çok büyük bir boşluk var. O boşluğu ben yine o duruşumu koruyorum. Bir merkez sağ partinin doldurabileceğine inanıyorum. Artık kim çıkar ön plana böyle bir girişimde bulunur. Şu anda Türkiye'de bir muhalefet yok. Onun altını çizelim seçimden sonra. Hakikaten muhalefet belini doğrultamadı. Erdoğan'ın dediği gibi Şubat ayında. Bunlara sandıkta öyle bir darbe vuralım ki bellerini doğrultamasınlar dedi. Orada da haklı çıktı Erdoğan. Dolayısıyla siyasette büyük bir başlık var. Ama benim derdim, ben iktidarı biliyoruz abi 20 küsür senedir. Dedi şunu diyor, yapıyor. İşte hangi taktikleri uyguladığını öğrendik. Siyasi etik falan yok böyle kampanya dönemlerinde. İftira, algı, şunlar bunlar. Tamam bunlar, bu iktidarı böylece kabullendik. Ama karşısına koyacağımız muhalefetin yeniden dizayn edilmesi lazım. Bunun da baş sorumlusu Kılıçdaroğlu. Bence Kılıçdaroğlu siyasi bir meftadır. Yani kabullenemiyor bir türlü ama Kılıçdaroğlu yolcu. Ama yerel seçimden sonra, ama yerel seçimden önce. Öte yandan benim gibi çok bunu söyleyen insanlar var. Hani geçen gün Ali Mahir Başar'ın ne söylemiş ya, bizim seçmenimiz bize küsse de gider oy verir diye. O yorumun altına yapılan yorumları bir okusun da bir fikir edinsin bakalım verir mi vermez mi? Sizin seçmeniniz... Akbelen'de parmak sallamıştı halka. Üstelik evet. Bu açıklama, bir de bu açıklama şeye benzemiyor mu? Berat Albayrak'ın aya 6 şeritli yol yapsak inanacak kitlemiz var. Bravo. Aynı seçmene, yani bu tepeden bakan siyasetçilerin şeyi böyle, üslubu böyle. Ama ders almamışlar ya. CHP olarak
Sizin genel başkanınız 10 Ağustos 2014'te tıpış tıpış gidip oy verecekler demişti. Ama vermedi CHP seçmeni. Şezlongundan kalkıp da ben Ekmelettin İhsanoğlu için gideceğim de sahillerden yaz tatilimi böleceğim. İstanbul'a gideceğim de Ekmelettin denilen kim olduğunu bilmediğim adama, adını bile telaffuz edemediğim adama oy vereceğim. Bundan ders almamışlar. Ama bence Kılıçdaroğlu siyasette uzatmaları oynuyor. Devam ederse, kendisi bitti, devam ederse partisini de bitirecek. Bunu da görmüyor. Öte yandan bu mevcut ortamda, muhalefet ortamında ben sadece ve sadece muhalefet adayları arasında, tabii isimler önemli, daha belirlenmedi ama Mansur Yavaş'ın Ankara'yı kaybetme olasılığını çok düşük görüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun hedefinin ikinci dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı değil, CHP Genel Başkanlığı olduğunu görüyorum. O fotoğrafı onun için mi paylaştı? CHP genel başkanlarıyla böyle bir kronolojik duruşu vardı. Olabilir, O tabii. Yani, toplantı bunun için miydi? yani Ve o onu fotoğraf. paylaşsa da paylaşmasa da Gerçi paylaşmadı. Özür dilerim. Ben düzelteyim. Gazeteciler paylaştı. İmamoğlu 5 sene içinde nereden nereye geldi? O da etten kemikten adam. Siyasetçi olarak anketlerde Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığında yenebilecek yani egosu onun da yükseldi, havaya girdi. 5 sene önce kimse tanımazdı, adını bilmezdi. Beylikdüzü Belediye Başkanı mıydı? Neydi? Bir ilçe belediye başkanıyken çeyrek asır sonra Erdoğan'a sandıkta partisine iki tane darbe vuran siyasetçi konumuna geldi. Dolayısıyla o da bile yani o da görüyor ki HDP, İyi Parti desteği olmadan ve Erdoğan aynı çukura iki kere düşmez yerel seçimlerde. Erdoğan İstanbul'u almayı şey kadar Cumhurbaşkanlığını kazanmak kadar bence önemli görüyor. Bir de siyasi yasak şeyi Demokles'in kılıcı gibi olasılığı başının üstünde sallanırken bence İmamoğlu hele hele aday olup bir de seçilemezse, seçilemeyeceğini görürse siyasi hayatı tamamen biter İmamoğlu'nun, bu kadar yüksekten baş aşağı gider. Onun için ben İstanbul'u muhalefetin alabileceğini zannetmiyorum. Ya bırakın İstanbul'u korumayı, İzmir'le Eskişehir'i bile çizgide görüyorum. Yani kalesi dediğimiz bazı illeri Kılıçdaroğlu'nun inadı ve muhalefete yeni bir ruh, ana muhalefete yeni bir kan gelmemesi bu seçimi, yerel seçimde hezimeti yaratabilir diye düşünüyorum. Eskişehir demişken Ekmelettin İhsanoğlu yerine Yılmaz Büyükerşen aday gösterilseydi ne olurdu sizce? Türkiye çiçek Bilmiyorum. olurdu diye düşünüyorum bir Eskişehirli olarak. Anladım. Aş yerinde ağırdır diyeyim ya. Şimdi o dönemde Erdoğan'a karşı seçim kazanmak çok kolaydı. Çünkü hatırlayın, Ağustos 2014 diyoruz. Aralık 13-25 Aralık skandalı. Dan 6-7 ay sonra seçim kampanya dönemi başladı. O dönemde şeyi kazanmak kolaydı. Söyleyin adını, seçim nispeten Erdoğan'a karşı kazanmak daha kolaydı. Rejim değişmemişti vesaire. Dolayısıyla yani isimler üzerinde tartışacak kim olurdu kazanırdı onu bilemem. Ama kimi koysanız Ekmelettin İhsanoğlu'ndan daha iyi olurdu gibime geldi. Geliyor da. Dolayısıyla ben yani 2014'te yanlış, ilk düğme yanlış orada iliklendi. O zaman şüphelendik. Ama bu Kılıçdaroğlu kime hizmet ediyor? Ekmelettin İhsanoğlu kim? Kendi parti yönetimine haber vermeden falan Ekmelettin İhsanoğlu. Yani hocam siz bir parti başkanı olsanız Bahçeli ile ortak aday belirlemeye gittiniz. Görüşme yapıyorsunuz. Bahçeli de size diyor ki Ekmelettin İhsanoğlu. Efendim kim? O kim ya? Ekmelettin İslam Konferansı Genel Sekreteri falan, Türkçe konuşamayan bir adam. Hayatında kalabalığa hitap etmemiş bir adam. Bürokrat gibi bir adam. Hayatı Mısır'daki El Eser Üniversitesi'nde geçmiş bir adam. Öyle bir adamı
Sen son 20-30 yılın en iyi hitabet gücüne sahip, en yüksek karizmasına sahip, o güne kadar girdiği her seçimi kazanmış ve halkla mikrofonu eline aldığı zaman millete damardan girebilen, hitabet gücü yüksek, ikna gücü yüksek, empati kurma gücü yüksek, halkla kendini şey yapan, bağdaştıran bir siyasetçiye karşı mıy 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 bir adamı, Türkçe konuşamayan bir adamı çıkan. Sen dersin ki yani devlet bey Allah aşkına ne diyorsun ya? Bırak Allah aşkına. Yani Ekmelettin İhsanoğlu ki. Tepsi de ikram edildi. 2018'de aynı şey. Abdullah Gül'ün peşinden koşuyor falan. Çatı adayımız olsun diye. Bu seçimde de kendi adaylığında ısrarı en büyük hataydı. Ben Kılıçdaroğlu'nu asla, bak bunun altını çizerek söyleyeyim Emre Bey. Kılıçdaroğlu seçim kaybetti diye eleştirmem. Ama mağdur olmasın çıksın karşıma, anayasa ihlal de edilse çıksın karşıma dediği için eleştiririm. Kazanmak için yapabileceği her şeyi yapmadığı için eleştiririm. Oradan yerden yere vuruyorum zaten Kılıçdaroğlu'nu. Şüphelerimi de arttırıyor. Ama seçimi kaybetti diye eleştirmem haksızlık olur. Çünkü böyle bir rejimde, tek adam rejiminde o tek adamı sandıkta devirebilmek, bütün kurumlar ona bağlı, bütün bütçe onun emrinde, bütün devlet onun emrinde. Öyle bir adamı sandıkta indirebilmek o kadar kolay değil. Peki o seçim Ekmelettin İhsanoğlu seçiminde birçok kişinin sandığa gitmediğini söylediniz özellikle sosyal demokrat çevreden. Peki bu seçimde önümüzdeki yerel seçimde sandığa gitmeyenlerin sayısında büyük bir artış olur mu sizce? Böyle bir şaşkınlık yaşar mıyız? Çünkü az önce de söylediğim gibi hem iktidara oy verenler pişman hem muhalefete oy verenler pişman. Yani büyük bir pişmanlık var ve siyasete küskünlük var. Ne dersiniz? Şimdi iktidar durumunu düzeltebilir. Türk milleti unutkan. Şimdi yılbaşına kadar burnundan getirir milletin vergi, zam, vergi, zam, vergi, zam. Canını okur. Ondan sonra Ocak, Şubat, Mart'ta birkaç tane çay paketi fırlatır. Ondan sonra darphaneyi yine çalıştırır. Piyasayı paraya boğar. Orada ben Emekliye intibak çıkar belki. efendim? Emekliye intibak çıkar. Ha, emekliye o çıkar. Asgari ücrete ciddi artış yapar falan filan. Durumu kurtarmaya çalışır. Onun o avantajı var. Yapar mı? Yapar. Yaptı mı? Yaptı. Her seferinde yaptı. Zaten bugün onun bedelini ödüyor. Ha şey için, muhalefet için böyle bir imkan yok. Kılıçdaroğlu neyi kaybetti biliyor musun? Seçimi kaybetmedi. Seçmeninin güvenini kaybetti. Zaten güveni soru işaretiydi. Mesela referandum gecesi YSK'ya gitmemesi. Herkes diyor Muharrem İnce neredeydi 24 Haziran akşamı? Nereye kayboldu? Ben de soruyorum 16 Nisan 2017 akşamı Kılıçdaroğlu neredeydi? Mühürsüz Hiçbir pusulalar yok. sayılırken, değil mi? Evet sayılırken YSK'nın önüne niye gitmedi? Dün gece bir televizyon kanalında sordum CHP Genel Başkan Yardımcısı. Adam övünüyor. 2500 maddeyi diye oturdu konuştu altılı masa mütabakat metni hazırladık falan. Ona soruyorum peki 2500 maddeyi konuştunuz da Erdoğan iki kere mazbata almış Erdoğan üçüncü kez aday olursa o altı genel başkan ve parti yönetimleri topluca hareket edip bir ortalığı ayağa kaldıracaklar mı anayasa ihlal ettirmeyiz? Yok yok. 2500 maddeyi görüşmüşler de bak bu olasılığı düşünüp tartışamamışlar, görüşememişler, mütabakata varamamışlar. Bütün bunları alt alta koyunca tabii CHP seçmeni de olsa yani muhalif her seçmen burnundan soluyor şu anda. Onun için sandığa gitmesi için ne olması lazım bilmiyorum. Kurultayı ne zaman yapacaklar? Kılıçdaroğlu genel başkanlığa devam ederse dediğim gibi CHP'yi de bitirir. Bitirir. Ondan sonra yerel seçimden sonra zaten o zaman ne kalıyor? 50 küsur ay kalıyor. 4,5 sene kalıyor. O boşlukta bir yeni bir parti muhalefette İYİ Parti'den de beklenti düştü. Ana muhalefet görevini yapar diye. Bence yeni bir siyasi oluşum mutlaka devreye girer.
Şunu da sorabilir miyim? Özellikle sosyal demokrat kitleyi bu seçimden sonra kızdıran bir başka unsur da siz de az önce dediniz siyasal İslamcı partileri meclise soktu diye. Deva, Gelecek, Yeniden Refah. Şimdi özellikle genel başkan düzeyinde bir pişmanlık işte keşke CHP listesinden girmeseydik. Ben CHP listesinden girmeye zaten karşıydım gibi bir takım açıklamalar. Mecliste 3 partinin grup kurması gibi söylemler söz konusu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani CHP bir asansör taneyi hep derlerdi ya eskiden maçlarda asansör takım oldu ya bu işte şu takım falan gibi. CHP asansör takım mı oldu? CHP öyle olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu öyle işledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceliklerini sıraladığı zaman birinci önceliği herhalde ben Cumhurbaşkanı adayı olayım, çatı adayı olayım. Kazanırım kazanamam ayrı mesele. Ama küçük sağ partilerin seçmeni de bana Cumhurbaşkanlığında oy versin diye meclis aritmetiğini arka plana itti. Onlara ne istiyorlarsa vereyim diye. Davutoğlu da bana hikaye anlatmasın. Yarın seçim olsun yine CHP listelerinden girer. Kemal Kılıçdaroğlu diğer partiler onu kabul etmezse CHP listelerinden hepsine tıpış tıpış girerler. Dolayısıyla ben şeyin samimiyetine inanmıyorum. O sadece seçmenine Cumhurbaşkanlığında alınan yenilgiye için bir bahane gibi. Meral Akşener de öyle. Şimdi 2018'de 24 Haziran'da CHP onlara kaç? 15 koltuk mu verdi? Evet. Öyle bir şey verdi. 15 milletvekilliği verdi değil mi? Milletvekillerini meclise taşıdı. Eğer grup bunu kurdular. CHP yap, efendim? Grup kuruldu. Ha, grup kuruldu. Şimdi CHP bunu yapmasaydı İYİ Parti diye bir parti seçime girebilir miydi bugün? Veya bugün aldığı oyu alabilir miydi? Emine Hayır. Ülker Tarhan'ın kurduğu parti gibi bir parti olurdu. Tarihte silinir giderdi. Bugünkü popülaritesine, gücüne CHP olmasaydı kavuşamazdı İYİ Parti. Ama İYİ Parti demişken şunu da söyleyeyim. Ben çok umutluydum. Yani İYİ Parti belki bu merkez sağ boşluğunu doldurur diye, Meral Akşener doldurur diye ama onu da yapmadı veya yapamadı. Parti içi dengeler veya kendi kimyasına aykırı, kendi siyasi kimyasına bir merkez sağ siyasetçi gibi siyaset yapmak herhalde Meral Akşener'in kimyasına aykırı geldi. Orada da bir hayal kırıklığı oldu benim açımdan. Bu değerlendirmelerinizi bizlerle Yeni Çağ TV izleyicileriyle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Sayın Cem Toker. Fırsat verdiğiniz için ben size teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar dilerim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağ olun, var olun. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.